Adem Hasgül'ün sunumu, Yüksekokul Müdürü Profesör Doktor Sayın Müge Oğuzkaya Artan'ın hitapları. Şimdi sizleri Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimiz için saygı duruşuna ve akabinde İstiklal Marşı'na davet ediyorum. Fuat Sezgin anısına düzenlediğimiz etkinliğimize kısa film gösterimiyle başlıyoruz. İnsanlara İslam dininin gerçeğini tanıtmak, benlik duygularını olumsuz etkileyen yanlış yargılardan onları kurtarmak ve ferdin yaratıcılığına olan inancı kazandırmak amacıyla İslam bilimler tarihi araştırmalarına alanmış bir yoldur. Bilimler tarihinin zirve ismi Profesör Doktor Fuat Sezgin 1924'te Bitlis'te dünyaya gelir. İlkokulu Doğu Beyazıt'ta, ortaokulu ve liseyi Erzurum'da tamamlar. Normal şartlarda bilim dediğiniz olgu pek çok bilim dalının birleşimiyle oluşuyor. Burada da hepiniz tıbbi bir bölüm okuyorsunuz. Medikal bir bölüm okuyorsunuz. Tabii bunun da bir sürü yan bilim dallarından destek aldığını unutmamak gerekiyor. Kullandığınız cihazlar elektronik mühendisliğini ilgilendiriyor. Pek çok branşı da ilgilendiriyor. Ve bunun buna ek yapacak olursak da arkadaşlar, bilgisayar mühendisliğinden yazılım branşını birleştirdiğimiz zaman farklı farklı bir sürü size destek çıkan programlar da karşınıza çıkıyor. Bunlardan yeni yeni oluşan yapay zeka teknolojilerinin nasıl tıp alanında kullanıldığını bunları inceleyeceğiz. Öncelikle yapay zekanın ne olduğuna bakalım. Yapay zeka arkadaşlar, insan zekasına özgü olan algılama, öğrenme, çoğul kavramları bağlama, düşünme, fikir yürütme, sorun çözme, iletişim kurma, çıkarımda bulunma ve karar verme gibi davranışlar sergilemesi beklenen yapay bir sistemdir. Şimdi cümle biraz karışık oldu. Şöyle örnek verelim. Normalde bir bilgisayarda program yazıldığı zaman arkadaşlar, programa dersiniz ki buradan içeri birisi girdiği zaman şunu yap, şunu yap, şunu yap. Ama zeka öyle bir şey değil. Bunun haricinde bir sürü daha seçeneğiniz olabiliyor. 3 seçenekse bunu programa yazabiliyorsunuz. 5 seçenekse yazabiliyorsunuz. 100 seçenekse de yazabilirsiniz. Ama milyonlarca seçeneğiniz olduğu zaman işte işler karışıyor.